Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kağıt iple görmüş olduğunuz makaron çanta yapacağız. Fakat ebatını biraz büyüterek yaptım. Eğer videolarımın arasında görenleriniz varsa çarkıfelek modeliyle küçük bir makaron çanta yapmıştım. Bunu yapraklarını düz bir şekilde ama büyüterek ebatını daha büyük yapacağız. İlk parçasını ben yaptım. İkinciyi de beraber yapacağız. Şöyle çapını sizinle paylaşacağım. 33 santim. Burada yuvarlağımızı yani dairemizi ördükten sonra kenardan da 2-3 sıra, 2 sıra trabzan, 1 sıra sık iğne ördüm. Yan körüğünü de bu şekilde hazırlamış olacağız. Diğer parçamızda da yine aynı şekilde öreceğim ve birleşimini şu noktadan yapacağız. Tığ olarak da 3.75 tığ kullanıyorum. Arka diş ön diş olduğu için bu biraz daha sık kalınlaşıyor modelden dolayı. O yüzden 3 numarayla örmüyorum. Eliniz gevşekse örebilirsiniz. Tabii ki de benim elim çok sık olduğu için bu numarayı tercih ettim. Şimdi daire yaparak yani sihirli halkamızı yaparak başlıyoruz. Bir ilmek alarak bir zincir çekiyorum ve halkamızı oluşturuyoruz. Sık iğne yapıyoruz ilk sıramızda. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 4 6 8 tane oldu. Normalde 9 tane sık iğne lazım bize ama birleştirirken de bir ilmek oluştuğu için 8 sık iğne de bırakıyorum. Bakın 2 4 6 8. İpimi burada hemen sıkılaştırıyorum. Çok fazla örmeden sıkılaştırmalısınız. Çünkü kağıt ip çekerken çok çabuk kopuyor. Kopmaması için burada sıkılaştıracağız. Ve ilk sık iğnemin tepesine batarak İlmeğimi kaydırıyorum ve bakın şimdi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bir de battığım yeri kullanacağım. 9. Bir zincir çekiyorum. İlmeğimi uzatıyorum, üzerine bastırıyorum ve tığımı çevirdim. Aynı birleştirme noktama tekrar batıyorum. 2 2 şeklinde ikili trabzan yaptım. Tekrar dolamamı yapıyorum. Aynı noktaya ikinci trabzanı yapıyorum. Yani her sık iğneye 2 trabzan yapacağız bu sırada. Sıradakine geliyorum. Aynı yere ikinciyi. Sıradaki sık iğnemize geçiyoruz. Aynı yere ikinci. Sıradakine bir ve aynı sık iğneye iki. İlk sıramızda 9 tane yani 8 tane sık iğne yaptık. Birleştirince 9 oldu demiştim. İkinci sıramızda da her sık iğneye ikişer tane ikili trabzan yaparak 18 tane trabzan elde ediyoruz.
En son bir yapmışım. İkinciyi de yapıyorum. Sıradakine batıyoruz şimdi. Bakın böyle bir halkamız oluştu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Zaten alttaki sık iğnelerimizi de bitirmiştik. Burada hemen ilk yaptığım trabzanın tepesine batıyorum. İlmek alıyorum ve diğer ilmeğimin içerisinde de kaydırarak birleştirdim. Zincir çekiyorum. Şimdi yine yukarı çıkmak için bakın ilmeğimizi trabzan boyu kadar uzatıyoruz. Üzerine bastırıyoruz, çeviriyoruz. Tığın üzerinde ilmek oluşuyor. Battığımız yere aynı şekilde batıyoruz. Pardon, burada ön diş arka diş çalışacağız. İlmeğimi böyle tutuyorum. Ve trabzanımın belinden, tepesine batmıyorum, belinden ilmek aldım. Yine 2-2 ikili trabzan yapıyorum. Bu yukarı çıkma tekniğini her türlü tığ işinde güvenle kullanabilirsiniz. Başlangıç, bitiş yeriniz kesinlikle belirgin olmuyor. Dolamamı yaptım. Sıradaki ilmeğin, bakın iki trabzan arasındaki boşluktan öne doğru batıyorum. Trabzanı tığın üzerine alarak diğer boşluktan çıkıyorum. Arkadan bu şekilde görünecek. Bu da arka diş tekniği. Doladım. Sıradaki trabzanıma önden arkaya batıyorum önce. Sonra arkadan öne çıkarıyorum. Yani trabzanın altından geçiyorum. Şimdi yine arka diş olacak ama ipim burada. Bir düğüm olmuş, hemen hallediyorum. Dolamamı yaptım. İlmeği arkadan öne doğru ve ilmeği tığın üzerine alarak yine arkadan çıkıyorum. Yani arka diş çalışıyorum. Sık iğne sırası, trabzan sırası ve bir arka bir ön diş sırasındayız. Modelimizin kurulumunu yapıyoruz bu sırada. Bir önden, bir arkadan. Bakın ilmeklerimiz bu şekilde görünecek. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayarak diğer sıramızda beraber devam ediyoruz. Sıramı tamamladım. En son burada arka diş çalıştık ve ilk çalıştığımız trabzanımız da ön dişti. Şimdi ilkinin tepesine batıyorum yine. Kaydırdım. Burada biraz bakın büzme oluyor ama şimdi artırmaya başlayacağımız zaman burası düzlenecek. Bir zincirimi çekiyorum hep. İlmeğimi uzatıyorum, çevirdim ve ilmeğimi yine belinden ön diş çalışıyorum. Aynı trabzanın belinden ikinci defa çalışıyorum. 2 oldu. Şimdi sıradaki arka diş ilmeğimizden 1 ve aynı arka diş ilmeğimizden ikincisini çalışıyorum. Yani bu sırada birer tane olan trabzanlarımız ikişer tane olacak. Ön diş 1 ve aynı yerden ikinciyi çalışıyorum.
Arka diş. Ve aynı yerden ikinci arka diş. Bu sıramızda da bu şekilde hep birer tane artırma yapacağız. Yani 2 2 yapacağız ve sıramızı tamamlayacağız. Bu sıramızda tamamladık. Her ön diş ve arka dişe ikişer tane trabzan yaptık. Yine ilk trabzanımın tepesine batarak sıramı tamamlıyorum ve hemen bir zincirimi çekiyorum. Diğer sıraya geçmeden önce sihirli halkamızın ipini sağlamlaştıralım ki halkamız açılmasın. Burayı daha önce yapacaktım. Aklımdan çıkmış. Böyle sıkıca düğümler atıyorum ki halkamız gevşemesin. Bunu hemen bir sıra sık iğneyi yaptıktan sonra yapın. Benim gibi unutmayın. Ve bu şekilde ipimizi de aralardan geçirerek saklarız. Fazlasını da keseriz. Ve bu şekilde oldu motifimizin başlangıç kısmı diyelim. Şimdi bakın burada çift battığımız sıra şurası. Şimdi şu sıradayız. Yani yapraklarımızı büyütmeye başlıyoruz. Diyoruz. Şimdi bir zincir çekmiştim. Dolamamı yapıyorum. Sıradaki trabzanımın belinden bir, iki tane ön diş çalıştım. Yine sırada ön dişimiz var. Bir ve 2. Her iki ilmekte de ikişer tane ilmek çıkardık. Yani ilmeğimiz, trabzanımız 4 tane oldu. Arka sırada artırma yapmıyoruz. Her trabzanın belinden bir tane arka diş çalışacağız. Ve sıradaki şimdi ön dişe geçtik yine. Aynı trabzanın belinden ikinci defa yapıyoruz. Ve ikinci trabzanımızın beline geçtik. Bakın başlangıç yerimiz 4. Arka dişler 2. Ön dişler 4 oluyor bu sırada. Yine arka diş çalışalım. Bir ve ikincisinin belinden yine bir tane. Bu şekilde yaparak yine sıra sonuna geliyoruz. Sıramızı tamamladık ve yine devam ediyoruz.
İlk trabzanımızın tepesine batarak bir zincir çektik ve bir sonraki sıradan başlıyoruz. Yine ilmeğimi uzatıyorum. İlk trabzanın belinden bir, yine aynı trabzanın belinden iki. Yani artırmaya devam ediyoruz yaprağımızı. İki oldu. Sıradaki trabzanın belinden bir tane. Bir sonrakinin belinden de bir tane. Ve en son trabzanımızın belinden yine iki tane ön diş çalışıyoruz. Baştaki trabzandan ve sondaki trabzandan birer tane artırma yaptık. Ortadakini birer tane ördük. Arka dişlerde yine bir değişiklik yapmadan iki tane arka diş örüyoruz. Bir ve sıradakinin belinden iki. Tekrar yaprağımıza geldik. İlk trabzanın belinden bir, aynı trabzanın belinden iki ve sıradakine geçiyoruz. Bir, yine sıradakine geçiyoruz. Bir ve son trabzanımızın belinden de bir ve ikinci trabzanımızı yaptık. Burada da yine başta ve sonda artırmamızı yaptık. Ortadakiler bir trabzana bir trabzan olarak devam ettik. Yine sıramızı aynı bu şekilde yapıyoruz ve diğer sıradan devam edeceğiz. Sıramı tamamladım. 2, 4, 6 tane trabzan olmuştu bu sıramızda yapraklarda. Yine ilk trabzanın tepesine batarak birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve bir sonraki sıraya başlıyoruz. Burada yine artırmaya devam edeceğiz. İlk trabzanımızın belinden batacağız. Bir ve aynı yere batıyorum yine. 2. İlk trabzana 2 tane yaptık. Bir, sıradakine yapıyorum. 2, sıradakine yapıyorum. 3, yine sıradakine geçtim. İlk başta ikili yaptık. Yani bir tane artırdık. 4 tane tekli. Her trabzanın üzerine birer tane. Ve sondaki trabzanımızın beline yine 2 defa trabzan yapacağız. Ve artırmamızı tamamladık. Şimdi arka dişler yine birer tane. Yani 2 tane arka diş çalışıyoruz. İlk trabzanımıza şöyle 2 tane birebir, birebir, birebir. Burası da birebir ve son trabzanımıza da yine 1 2 tane yaptık. Bu sıramızda da yaprağımızdaki trabzan sayısı toplamda 8 olacak. 2, 4, 6, 8. Yani ortadaki 4'ü tekli, kenarlar
çiftli olacak ve sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Bu sıramızı da tamamladık. Yaprağımızdaki artış bitti. 2, 4, 6, 8 tane trabzanımız oldu. Aralarda 2 tane arka diş olarak devam ettik. Burada 8 olana kadar. Bakın burada 4 tane işaretleyici var peş peşe. Yani 4 sıra hiç artırma eksiltme yapmadan hem burada hem de burada aynı şekilde örüyoruz. Buralarda 2, buralarda 8 olarak. Şöyle yazıyla anlatacak olursam bakın 1, 2, 4, 6, 8 en son artırarak 8 yaptık yaprağımızı. Şu noktada. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 sıra. Yani 1, 2, 3, 4 tane 8 yani hiç artırma yapmadan 4 sıra öreceğiz. Aralarda yine 2'şer tane arka diş olacak. Bu şekilde bu kısma kadar örelim. Motifimizin yarısı tamamlanmış oluyor neredeyse. Diğer yarısını da bir sonraki videoda yapalım. Videoyu fazla uzatmamak istiyorum. O yüzden bu noktaya kadar gelelim. En son artırmamızı yaptığımız sıra 8 oldu. Bu sırayı saymadan 1, 2, 3, 4 sıra hiç artırma eksiltme yapmadan sıramızı tamamlayalım ve diğer videomuzda yeniden buluşalım. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videolarımı beğeniyorsanız desteklerinizi bekliyorum. Destek veren herkese de canı gönülden teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.